Hami Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle sektör özel programımıza hoş geldiniz. Biçen Oto servisteyiz şu anda. Biçen Oto Elektrik yıllardan beri çok da güzel bir mesleğinizi sürdürme çabalarınız var burada ve kendi işinizle beraber de yıllardır güzel hizmetler veriyorsunuz. Biraz sonra sohbet devam edecek ama öncelikle ben sizin başarı öykünüzü izleyicilerimle paylaşmak isterim. Hem kendinizi hem de buranın kuruluş öyküsünü bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Buyurun. Çocukluğumdan beri sanayi sektöründeyim. Yani okul hayatımı hiç yapmadım ve sanayi sektörüne atılmak istedim ve yaptığım işlerde çok memnunum. Hı hı. Çekirdekten yetişmesiniz evet, yani. Çekirdekten. Kaç yıldan beri firmanız var? 5,5 yıldan beri kendi işletmemin başındayım. Nasıl karar verdiniz kurmaya? Şöyle söyleyeyim, ailemin şeyiyle desteğiyle. Karar verdim, desteğiyle bir yola çıktım. Hepsinden Allah razı olsun. Şu an 6-7 kişi çalışanım var. Kaç yıllık bir firma? Şu an 5-6. Yılımıza gireceğiz. Peki. Şimdi Biçen Oto Elektrik diyoruz ama şimdi oto elektrik deyince bizim kafamızda o kadar çok alan var ki burası için neler oluşturmalıyız kafamızı? Hizmetleri biraz açalım mı? Farklı hizmetler ne var burada? Sizden dinleyelim. Oto elektrik, motor, alt takım. Biz elektrik olarak başladık ve sektörde sonradan motoru da ekleyerek oto mekanik kısmını da ekledik. Hı hı. Sonra baktık sektörde kurtarıcı hizmetlerine başladık. Şimdi yolda kalan araçlarımız olduğu zaman kurtarıcı, kendi ekipmanımıza bir tane de kurtarıcı dahil ettik. Yani 7-24 saat yol yardımı. Ufak arabalar için kurtarıcılarımız var. Hı-hı. Alıp geliyorlar ya burada ya da sanayide başka bir esnaflara, yetkili servislere taşımacılığını yapıyoruz. Hı-hı. Aynı zamanda nakliye sektöründe de buradan açılıyoruz. Şeyler arası parça yük komple taşımacılıkla da yine pekiştiriyorsunuz. Devam ediyoruz. Yandan işlerimizle. Şimdi mesleğiniz dışarıdan bakıldığında çok kolay görünse de hizmet sektörünün en zor bölümü aslında hatayı kaldırmayan da bir mesleğiniz var, sektörünüz var. Bu anlamda Biçen Oto Servis olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikleriniz neler? Ya ufak hatalar büyük bedellerle ödeniyor. Onun için çok deneyimli bir hareket sergilememiz lazım. Bütün arıza tespit cihazlarımızla önce araçları bir testini yaparak yani kısa yoldan değil de işi geniş çaplı bakma evet, çabası. Günümüzde evet bir arızayla girip 10 tane arızayla çıkarabiliyorlar dememizin sebebi bu aslında. Teknolojiyi kullanarak bunu önlemiş oluyorsunuz aslında aynı zamanda değil mi? Arıza neyse ona tespit ederek yapıyorsunuz arızalarınızı da. Peki son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Son sözleriniz. Şöyle söyleyeyim, her zaman biz 7/24 hizmetin arkasındayız. Yapılan işçiliklerimiz, parçalarımız vesaire, yol yardımlarımız hepsinin garantili olduklarını zaten onlar da kendileri de biliyorlar. Biz de yapılan işçiliklerin her daim arkasındayız. Biz çok teşekkür ediyoruz size vermiş olduğunuz değerli bilgilere. Hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca Biçen Oto Servisi'nde ismini duymak dileğiyle. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Hami Bey. Başarılar diyoruz efendim. Teşekkür ederiz.